Herkese selamlar dostlar. Brawl Stars'ın yepyeni bir bölümüne daha hepiniz hoş geldiniz ve bugün ilk Sneak Peek videomuzla karşınızdayım. Bu Sneak Peek videosunda oyuna yeni eklenecek kulüp ligi ile ilgili tüm detayları hem Supercell'in test hesabı üzerinden hem de bazı videolarla uygulamalı olarak sizlere göstereceğim. Oldukça karışıktı Brawl Talk'ta, o yüzden şu anda test hesabından ya da videolarla uygulamalı gösterdiğim zaman kafanızda çok daha fazla netleşecek. Videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Ve yeni gelecek kostümlerimiz Patates Squeak, Küflü Mike ve de Tavuk Rico'nun kazanma kaybetme animasyonlarını, oynanışını ve iki tane kostümün fiyatını da sizlerle bu videoda paylaşacağım. Aynı zamanda bu tür içeriklerin devamı için sizden şöyle güzel bir like bekliyorum arkadaşlar. Kanala da abone olup bildirimleri açarsanız beni çok mutlu edersiniz. Şu an Supercell'in test hesabı üzerindeyim. Şöyle Lola'yı bir tur döndürelim her zamanki gibi ve sağ tarafta şu görmüş olduğunuz, tıklamış olduğum alan kulüp ligi alanı. Buraya tıkladığımız zaman karşımıza şöyle bir yazı çıkıyor arkadaşlar ve burada diyor ki kulübünle yarış, özel ödüller kazan. Daha fazla bilgi bölümüne tıkladığımız zaman kısa bir özet veriyor. Hemen oraya bakalım. Haftalık kulüp yarışması diyor arkadaşlar. Her sezon 8 kulüp yarışır diyor. Her sezon dediği 1 hafta zaten sezon. 3 etkinlik günü var ve kulübündeki üyelerle takım kur çarşamba, cuma, pazar günleri birer maç yapıyoruz. Etkinlikler oynamak için bilet gerekir ve kulüp kupası kazan. Yani biletlerle oynak ve kupa kazan. Daha yüksek sıralama, daha çok puan, daha çok kupa kazanıyorsun bu sayede. Ve haftanın sonunda da kulüp altını kazanıyorsun. Kulüp altınlarını da kulüp dükkanında kullanıyorsun. Aslında oyunun içerisine çok güzel bir özet eklemişler arkadaşlar. Bu tabii ki güncelleme geldikten sonra sizin de görebileceğiniz bir hale gelecek. Ekranda gördüğünüzde kulüp dükkanından alabileceğimiz ödüller arkadaşlar. Kulüp dükkanını da yine sizlere göstereceğim bu arada. Oradaki bütün ödülleri ve ne kadar alındığını, nasıl alındığını vesaireyi her şeyi paylaşacağım. Aynı zamanda videonun bir bölümünde yaklaşık bir 15 tane de mega kutu açacağız. Bu mega kutudan işte o mavi jetondur ya da eşya için gerekli parçalar falan da çıkıyor demişlerdi. Onlar da nasıl çıkıyor onları da göstereceğim. Şimdi gelelim kulüp ligi ve kulüplerle ilgili bütün detaylara arkadaşlar. Öncelikle kulüpler artık 900 kupaya erişince açılabilecek. Kulüp bulabilmek için bu arada daha kolay bir arayüz tasarlandı ve artık daha kolay bir şekilde kulüp arayıp kulüp bulabileceğiz. Ve 30 kişiden daha kalabalık olan kulüplerde arkadaşlar 30 kişiye düşürülüyor bu güncellemeyle birlikte. Kulüp ligi kulüpleri için yeni bir haftalık yarışma. Her hafta kulübünüz 3 gün için 7 diğer kulüple yarışmak için eşleştiriliyor. Yani toplamda 8 tane kulüp var abi ve bu kulüpler 1 haftalık bir yarışma yapıyor. 3 maç gününde yani çarşamba, cuma ve pazar günleri oyuna girdiğimiz zaman oyun bize 4'er tane bedava bilet veriyor arkadaşlar maç yapabilmemiz için. Maçlara bu biletler sayesinde giriyoruz ve kulüp kupası kazanıyoruz. Her sezon 1 hafta sürüyor arkadaşlar. Yarışma günleri söylediğim gibi çarşamba, cuma ve pazar günleri her üye 4 tane bilet alıyor. Yani her kulüp üyesi 4'er tane bilet alıyor bu maç günlerinde oyuna girdiğinde. Ve bu biletler yarışma gününün sonunda sıfırlanıyor. Yani 4 taneyi ben bugün yapmayayım, bir sonraki sefere yapayım diye bir şey yok abi. O 4 taneyi o gün kullanmanız gerekiyor. Bir de altın bilet diye bir uygulama var. Altın bilette de her üye daha fazla maç yapmak için 1 haftada en fazla 4 tane altın bilet alabiliyor. Altın bileti hem yıldız puanı ile hem de elmasla satın alabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani yıldız puanı biriktiyse, varsa kenarda yıldız puanınız, onlarla satın almanız daha iyi olabilir. Yani bence elmas harcamaya gerek yok. Oyun modları ve maç sisteminden biraz bahsedeyim arkadaşlar. Bu arada Supercell'in notları üzerinden ilerliyorum herhangi bir şeyi atlamamak için. Maç eşleştirici kulübün coğrafi bölgesine göre çalışıyor. Yani aynı bölgedeki kulüpler kendi arasında eşleşiyor. Bir kulüp oyuncusu olarak ya standart bir maç yapıyoruz, yani tek bir maç üzerinden maç yapabiliyoruz, ya da arkadaşlar yarışmacı maç, yani 3 maç üzerinden, aynı güç ligindeki gibi best of 3 dediğimiz 3 maç üzerinden 2-0 ya da 2-1 kazanabileceğiniz bir maç yapabiliyorsunuz. Standart maç, yani tek maçı yapmak için bir tane bilet harcıyorsunuz, ama diğer yarışmacı maç dediğimiz o best of 3 yani 2-0 ya da 2-1 kazandığımız o maçı yapmak için 2 bilet harcıyorsunuz. Standart maçlarda bir oyun moduna ve her bir gün içinde ayrı birer haritaya sahip oluyor. Yarışmacı maçlarda güç ligi ile aynı harita havuzunu paylaşıyorlar. Yani güç ligini zaten biliyorsanız, oynuyorsanız yarışmacı maçlar çok daha kolay olabilir sizin için. Gelelim kulüp kupalarına. Kulüp üyeleri maç yaparak kulüp kupası kazanıyor arkadaşlar ve kulüp arkadaşlarınızla birlikte maç yaptığınız zaman daha yüksek kupa kazanabiliyorsunuz. Örneğin standart bir maçta rastgele bir şekilde maça girip kazanırsanız 3 kupa kazanıyorsunuz. Yarışmacı modda oynarsanız arkadaşlar 7 kupa kazanıyorsunuz. Yani 2 katından daha fazla kazanıyorsunuz. O yüzden yarışmacı maçları oynamak aslında daha mantıklı oluyor kupa kazanmak için. Eğer kulüp üyeleriyle oynarsanız da standart maçta 4 kupa kazanıyorsunuz. Yarışmacı modda ise 9 kupa kazanıyorsunuz. Kulüp puanına gelelim. Her yarışma gününün sonunda ligdeki 8 kulüp her bir kulüp üyesinin kazandığı kulüp kupalarının toplamına göre sıralanıyor. Yani bütün kulüpteki herkes maçlarını yapıyor
Tabii burada aktiflik de önemli arkadaşlar. Şöyle düşünün. 30 tane üye var kulübünüzde, 4'er bileti var herkesin. 120 tane maç yapılabiliyor. Ya da eğer yarışmacı modda yaparsanız 2 bilet istediği için 60 tane maç yapabiliyorsunuz. Bu kulüplerin çoğu 60 maçın 60'ını da tamamlamayacaktır. O yüzden 60 maçı birden tamamlayanlar direkt olarak bir adım önde, onu söyleyeyim. Tabii ki bunu yaptıktan sonra kazanmak da daha fazla kupa almanız için önemli bir etken. Her yarışma gününün sonunda ligdeki 8 kulüp her bir kulüp üyesinin kazandığı bu kulüp kupalarının toplamına göre sıralanıyor ve her kulüp sıralamadaki yerine göre de bir kulüp puanı alıyor arkadaşlar. Eğer sıranız birinci ise mesela 100 kulüp puanı alıyorsunuz. İkinci ise 80, üçüncü ise 70 vesaire diye gidiyor. 8. olursanız da 10 kulüp puanı alıyorsunuz. Sezon sonu ve kulüp sıralaması kısmına geldik arkadaşlar. 3 tane yarışma günü var. 3 yarışma gününde toplam kulüp puanlarını topladık. Daha sonra bu 3 günkü toplanan kupalara göre de bu 8 takım arasında bir sıralama yapılıyor. Ve haftalık sezon her pazartesi günü sona eriyor. Yani sezon 1 hafta dedik ya, pazartesi gününden pazartesi gününe gibi düşünebilirsiniz. Bu sıralamaya göre kulübün terfi edip etmeyeceğinin yanında kazanılan ödül miktarı da belirlenmiş oluyor. Haftalık sıralamayla belirleniyor. Kulüp sıralaması da güç liginde olduğu gibi bu özelliğin eklenmesiyle birlikte bütün kulüpler bronz seviyede başlayacak şekilde ayarlandı arkadaşlar. Zaman geçtikçe tabii ki kulüplerin gücüne göre artık yakın seviyedeki kulüpler birbiriyle eşleşebilecek. Ama ilk gün kendi bölgenizdeki çok güçlü kulüplerde de eşleşme ihtimaliniz var. Çünkü herkes sıfırdan başlayacak. Geldik kulüp altını ve kulüp dükkanı. Haftalık sezonun ardından her üye bazı noktaları temel alınarak kulüp altını alıyor arkadaşlar. Oyuncunun kulübünün oynadığı bölüm, yani hangi seviyede olduğu çok önemli. Elmas seviyedeyseniz örneğin tabii ki daha yüksek bir kulüp altını kazanabiliyorsunuz. Haftalık sıralamanız tabii ki de çok önemli. Ve bir de kişisel aktivite seviyesi. Bu da arkadaşlar ne kadar bilet kullandığınız diyebiliriz. Kulüp altınları da kulüp dükkanında şunları almak için kullanılabiliyor arkadaşlar. Özel kostümler, yani Tavuk Rico, Küflü Mike ve Patates Squeak. Güç puanları, karakterinizi yükseltebilmek için kullanmak adına bunu eklemeleri çok güzel olmuş. Altın, eşya jetonu, eşyaları yapabilmek için ve parça, yine eşya yapabilmek için. Yani çok özet bir şekilde anlatmak gerekirse arkadaşlar, bir hafta süren bir yarışma yapıyor 8 tane takım ve buradaki sıralamanıza ve aktifliğinize göre size bir tane kulüp altını veriyor. O kulüp altınlarında dilediğiniz gibi ödülleri almak için kullanabiliyorsunuz. Kulüp dükkanında bu şekilde görünüyor arkadaşlar. Alabileceğimiz ödüller bunlar. Gördüğünüz gibi özel kostümler var. Mesela burada Patates Squeak 2500 kulüp jetonu karşılığında alınabiliyor ve tabii ki bunlar hani son anda değişebilir ama şu anda değişmeyecek gibi görünüyor. 2500 olacak büyük ihtimalle. Yine arkadaşlar gördüğünüz gibi eşya jetonu, gear token dediği eşya jetonu alınabiliyor. Burada hatta Patates Squeak'in şöyle bir çıkış animasyonuna da bakacağız. 2500 karşılığında alınabiliyor. Evet, şu anda da çıkış animasyonunu görüyoruz arkadaşlar. Gerçekten güzel bir kostüm. Patates Squeak bayağı patates, yalnız tek gözü falan var. Enteresan bir kostüm hakikaten. Çok hoşuma giden kostümlerden bir tanesi. Güç puanı alabiliyoruz. Yine orada mavi jetondan alabiliyoruz arkadaşlar. Yani şuradaki gear tokens dediği eşya jetonu ve o diğer mavi jetonları zaten eşya yapımında kullanıyoruz. Eşya yapmak için de buradaki dükkandan bunları ücretsiz bir şekilde aslında almış oluyoruz. Yani kulüp liginde oynayarak ücretsiz bir şekilde alabiliyoruz. Aynı şekilde yine güç puanlarıyla istersek karakterlerimizi yükseltebiliyoruz. Çünkü biliyorsunuz eşyalar için artık hani 10. ve 11. seviyenin gerektiği de söylendi. O yüzden güç puanlarıyla istersek karakterlerimizi de yükseltebileceğiz arkadaşlar. Ve bu şekilde yine eşya jetonu da satın alabiliyoruz. İstersek altını da satın alabiliyoruz. Burada Tavuk Rico 90 kulüp jetonu görünüyor ama arkadaşlar onu da siz yine 2500 olarak düşünebilirsiniz. O 90 olmayacak yani. Muhtemelen yine o da 2500 olacaktır. Aynı Patates Squeak gibi. Bir 10 tane falan da mega kutu açalım. Bakalım eşya jetonu ve parça nasıl çıkıyor içerisinden. Bunları da görmüş olalım arkadaşlar. Mega kutunun içerisinde gördüğünüz gibi mesela burada eşya jetonu çıktı. Yine parça vesairenin de bu kutulardan çıkabileceği söylenmişti, hatırlarsınız. Ve bunun yanında tabii ki normal kulüp ligi dükkanının içerisinden de yine bunları alabiliyoruz. Yani eşyaları takabilmek için karakterlerinizi 11. seviyeye yapmak ya da o eşyaları yapmak çok zor olmayacak. Hani bunu kolay bir şekilde yapabilmeniz için şu an mesela gördüğünüz gibi parça da çıktı içerisinden. Hani bütün her yere eklemiş Supercell. Kutudan da çıkıyor. İşte kulüp ligi dükkanında da satın alınabiliyor. Kulüp liginde maçlarınızı yaptığınız zaman puanlar kazanacaksınız, yani jetonlar. O jetonlarla bunları ücretsiz bir şekilde kulüp ligi dükkanından da alabileceksiniz arkadaşlar. Ama zaten kutulardan da kolay bir şekilde çıkıyor. Hani bu kutu açılımını niye gösterdim?
hemen hemen her kutunun içerisinden bir şeyler çıkıyor ve bol bol çıkıyor. O yüzden siz de bu dönem içerisinde mümkün oldukça fazla mega kutu biriktirebilirsiniz. Ya da işte yani görev yapabilirsiniz. Mega kutu biriktirebilirsiniz demeyeyim. Kutu biriktirmek için görevlerinizi yapabilirsiniz. Ve oyuna eklendiği zaman o kutuları açıp buradaki eşya jetonu, parça vesaireyi de kolay bir şekilde çıkartabilirsiniz arkadaşlar. Yani 11. seviye eşyalı karakterleri de hızlı bir şekilde bu şekilde alabileceğiz. Gelelim yeni kostümlerimize. Küflü Mike arkadaşlar, gördüğünüz gibi elinde böyle peynir gibi bir şey tutuyor. Etrafında böyle bir koku var. Sinekler falan uçuyor. Bu şekilde gerçekten çok enteresan bir kostüm. Hemen isterseniz bir oyun içi görüntülerine bakalım. Oyunun içerisinde de bu şekilde bayağı bir gaz bulutu çıkartıyor gibi. Atmış olduğu şey de peynir gibi bir şey atıyor sanırım. Aynen abi, peynir gibi bir şey atıyor. Bombası nasıl? Oo, bombası da peynir şeklinde. Bayağı bir güzel arkadaşlar. Şöyle aksesuar falan basınca nasıl atıyor? Orada da peynirler atıyor. Gerçekten inanılmaz güzel bir kostüm. Ben bu kadar güzel olduğunu tahmin etmemiştim. Yalnız süperinin patlama efekti falan da inanılmaz. Küflü Mike'ın kazanma animasyonu da bu şekilde arkadaşlar. Peynirleri nereye götürdü öyle bilmiyorum ama önce bir elinde birleştirdi. Ondan sonra arkasından tekrar bir peynir daha çıkarttı. Ve Küflü Mike'ın kaybetme animasyonu da bu şekilde. Arka taraftan yüzündeki maskeyi açtı sonunda bu arada Dynamike ama ondan sonra tekrar kapattı ve önüne doğru eğildi. Bu şekilde değişik bir kaybetme animasyonu. Patates Squeak kostümü de bildiğiniz patates, yani gözünün bir tanesi yukarıda bir tanesi aşağıda. Şöyle bir tur etrafında çevirelim, hemen bir deneme mağarasında bakalım. Yalnız kolların duruşu efsane. Bu da gerçekten güzel, değişik bir kostüm. Benim çok hoşuma gitti. Şöyle bir ultisine de bakalım. Bakalım süperinde nasıl bir şey atıyor. Süperinde de yine bu şekilde atıyor. Yani atış animasyonları vesairesi tamamen değişik. Gerçekten benim hoşuma giden kostümlerden bir tanesi oldu. Kostümleri şimdiye kadar baktığımız ikisi de gerçekten birbirinden güzel. Ve son olarak Patates Squeak'in kazanma animasyonu etrafında döndü. Yalnız eller birbirinden bağımsız hareket ediyor. Çok enteresan. Gözler ve eller gerçekten çok enteresan olmuş. Patates Squeak'in kaybetme animasyonu da bu şekilde. Kollar düştü yalnız. Oğlum her şey düştü. Bir tek patates kaldı geriye. Hiçbir şey kalmadı. Çok enteresan bir kaybetme animasyonu. Ve son olarak da Brawl Talk kapağında da görmüş olduğumuz Tavuk Rico kostümü arkadaşlar. İçinde yumurtalar var gördüğünüz gibi. Şöyle çevireyim. Bildiğiniz bir tavuk. Elindeki silah da çok tatlı. Hemen bunu da bir deneyelim. Tavuk Rico bayağı güzel yalnız. Yumurta atıyor. İnanılmaz. Evet arkadaşlar, yumurta atıyor. Süperi nasılmış? Süperinde de yumurtalar atıyor. Gerçekten çok güzel. Aksesuarı vesairesi. Bu da hakikaten çok güzel olmuş. Yani 3 kostümün 3'ü de bence çok güzel. Tavuk Rico'nun kazanma animasyonu bu şekilde arkadaşlar. Etrafında bir tur attı. Yumurtayı şöyle havaya doğru attı. Ve yumurta tekrar o içindeki ortadaki bölüme girdi. Güzel bir kazanma animasyonu var. Tavuk Rico'nun kaybetme animasyonu da bu şekilde arkadaşlar. Bir yere oturdu. Tekrar kalktı. Yumurtasına baktı. Ondan sonra da arkaya doğru döndü. Böyle değişik bir kaybetme animasyonu var. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Beğendiyseniz aşağıdan mutlaka bir tane like atmayı lütfen unutmayın. Bu tür güncel Brawl Stars içeriklerini kaçırmamak için de kanala abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Ve son olarak da marketten kod bölümünü Onur yazarak bana destek olursanız çok sevinirim. Seviliyorsunuz dostlar. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bye bye.